Asker çok olmaya başladı artık. Şimdi onu telefonla mesaj atacağım. Ondan sonra da işini bitireceğim. Ay neler diyorsun Arda? Kavga etmeyin artık, yeter. Yetti artık ya, yetti artık. Bıktım ondan. Her zaman arkamızdan işler çeviriyor. Yetti artık. Buna bir dur demem lazım. Ama çok dikkatli ol. O gerçekten çok kurnaz birisi. Her an her yerden çıkabilir. Evet haklısın. Gerçekten çok kurnaz biri. O yüzden gerçekten çok iyi plan yapmam lazım. Onu tuzağa düşürmem lazım. Ama hiç merak etme. Ben de çok iyi plan yapacağım. Dur şuna bir mesaj atayım da. Tamam Arda. Ama dediğin gibi çok dikkatli ol, olur mu? Sakın onun tuzağına düşeyim deme. Bebek asker, benzinliğin oraya gel. Artık yarım kalan işimizi bitireceğiz bugün. Gönder. Ay aşkım ya, sen yine de çok dikkatli ol, tamam mı? Gerçekten çok tehlikeli bir şey bu yaptığın. Sen hiç merak etme aşkım. Artık bu bir son bulacak. Onun bana karşı yapabileceği tüm hamleleri hesapladım. Artık bana hiçbir şey yapamaz. Bir, of kollarım. İki, üç, of çok ağrıyor kollarım. Gerçekten çok ağır bu. O da ne öyle? Birisi bana mesaj attı. Sporumun ortasında bana mesaj atmaya cüret eden de kim? Umarım geçerli bir sebebi vardır. Yoksa çok kötü olur. Bu ne böyle ya? Arda bana mesaj atmış. Beni benzinliğin oraya kavgaya çağırıyor. Demek kavga istiyorsun he? Gösteririm ben sana. Zaten yeni spor yaptım. Çok güçlüyüm. Gidip ağzını burnunu kırarım onun. Ama bu Arda kesin bana şimdi gitmiştir bir tane tuzak hazırlamıştır. Artık Arda'yı tanıyorum. Onun yapabileceği her şeyin farkındayım yani. O Arda yani bana hiçbir şey yapamaz artık. Gideceğim ve onun işini bitireceğim şimdi. Neyse biraz daha spor yapayım da gidip orada dayak yemeyeyim. Ooo işte böyle. Gelsin bakalım o bebek asker. Gelsin de göstereceğim ben ona. Artık burada bugün bu olay kapanacak. Onun ağzını burnunu kıracağım burada. Asla ne yapacağımı tahmin edemeyecek. Onun için harika planlar kurdum. Görür o şimdi. Şu Arda'ya bak. Başına geleceklerden habersiz bir şekilde orada bekliyor beni. Onun neler yapabileceğini hepsini biliyorum. Gösteririm ben ona. Arkadaşlar eğer siz de ailenizi benim gibi çok seviyorsanız kanala abone olup videoya like atarak bunu gösterebilirsiniz. Hadi abone ol tuşunu ve like tuşunu patlatalım sizlerle. Evet Arda, beni çağırmışsın benzinliğe. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Varsa çözelim yani. Evet bir sıkıntı var. Hala bize tuzak kurup duruyorsan. Bıktım artık. Bugün bu olay kapanacak. Bugün burada senin ağzını burnunu kıracağım. Sonra da kimse kimseye bir daha bulaşamayacak. Bak bak sen. Demek benim ağzımı burnumu kırabileceğini düşünüyorsun. Ama yanılıyorsun. Asıl ben senin ağzını burnunu kıracağım. Demek öyle sanıyorsun he? Al sana. Nasıl anladın yumruk atacağımı? Nasıl kaçtın? Seni uyarmıştım. Artık senin tüm hamlelerini biliyorum. Bana asla zarar veremezsin. Anladın mı beni? Nasıl olur bu? Nasıl olur? Asla hepsini öngöremezsin. Sen öyle san. Şimdi senin işini bitirdim. Peki şimdi ne yapacaksın he? Kasların seni mermilerden de koruyabilir mi? Söyle bana. Gerçekten hiç güleceğim yoktu bebek asker ya. Hiç güleceğim yoktu. Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Vuracağım şimdi seni. Bak çok sinirlendiriyorsun beni. Hadi vursana beni. Vursana. Bu da ne böyle? Niye ateş etmiyor bu silah? Aptal silah. Ben de bunu tahmin etmiştim. Ve dün gece evine gizlice girip bütün mermilerini çaldım senin. Yani o silahın içinde hiç mermi kalmadı. Gösteririm ben sana. Görürsün sen şimdi. Hiç sanmıyorum bebek asker. O dünkü silahın mermileri nerede biliyor musun? Şu an elimdeki silahın içinde. Bak bak sen, ateş etsene hadi. Hadi ateş et. Var mı o kadar cesaretin he? Tabii ki var. Sen beni kendin gibi korkak mı sandın he? Şimdi ateş edeyim mi sana? Et hadi et. Etsene. Etsene hadi. Allah Allah, niye korkmuyor bu çocuk ya? Kafayı mı yemiş? Vallahi benden günah gitti. Al sana al. Gördüğün gibi hiçbir şey olmuyor. Nasıl oluyor oğlum bu? Uzaylı mısın oğlum sen? Ateş ediyorum, mermileri geçirmiyorsun. Nasıl olabilir bu? Çelik yelek diye bir şey icat edildi. Allah Allah, senin kafan basmaz da bir. Senin bana böyle bir tuzak kuracağın aklıma geldi. Ben de çelik yelek giydim. Nasıl olur bu? Yetti ama artık be, yetti. Evet, bence de yetti. O yüzden şimdi bıçağımın tadına bakacaksın. Demek bana bıçak çektin. Hadi denesene batırmayı, hadi. Varsa cesaretin, batırırsın o bıçağı bana, hadi. Var tabii cesaretim, al sana. Nasıl olur bu ya? Niye bir şey olmadı oğlum sana?
Ne oldu? Bir şey olmadı değil mi? İstersen bir daha dene. Allah Allah dediğim. Alsana al. Allah Allah, hiçbir şey olmuyor. Ne yaptın oğlum sen kendine? Ne yaptın böyle? Hiçbir şey olmuyor sana. Bıçağım sana zarar veremiyor. Senin böyle bir şey yapacağını aklıma geldiği için dün gece evine girmiştim. Bıçağını oyuncak bir bıçakla değiştirmiştim. O yüzden bana hiçbir şey yapamıyorsun. Arda kardeşim, bir şey diyeceğim de biz bugün işte hiçbir sonuca varamayacağız yalnız. Yani yarım saattir kavga ediyoruz. Hiçbir şey olmadı ikimize de. Evet ya, haklısın. Ne yapacağız oğlum biz böyle ya? İkimiz de birbirimize zarar veremiyoruz. Çok akıllıyız. Evet, bunu bir şekilde bitirmemiz lazım Arda. Evet, o yüzden ben bunu da düşünmüştüm ve arabanın içine bir bomba yerleştirdim. Arkamdaki arabanın içinde bir bomba var ve patladığı zaman öleceksin. Oğlum manyak mısın sen? O patlarsa sen de ölürsün. Evet, bunu da tahmin ettiğim için sonra bombayı imha ettim, vazgeçtim kurmaktan. Oğlum sen salak mısın? Niye söylüyorsun o zaman? Allah Allah ya, kafayı yemiş herife bak. Ne yapayım oğlum? Bunu çözmeseydim de ben de mi ölseydim? Allah Allah, adama bak ya. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ki. Bu sesler de ne? Ne bu? Bunu tahmin edememiştim. Ne yaptın buraya? Saçmalama Arda, blöf yapma. Ben bir şey yapmadım. Kesin sen yaptın. Beni kandırmaya çalışıyorsun değil mi? Hayır oğlum, yemin ederim benim planım değildi bu. Bu ne böyle? Resmen ortalıkta deprem oluyor Arda. Ne yapacağız şimdi? O da ne öyle? Vurdun. Ya yürü git oğlum ya, kandırmaya çalışma beni. Kandırması Arda, arkana bak oğlum. Yemezler artık bebek asker. Yarım saattir birbirimize tuzak kurmaya çalışıyoruz. Bunun tuzak olduğunu anlamayacak kadar salak değilim ben. Sizi öldüreceğim. Bu da ne böyle? Bu da ne? Nereden çıktı bu? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Nereden bileyim ben? Hayır ya, hayır, olamaz. Bebek asker, güçlerimizi birleştirmemiz lazım. Artık kavga etmenin sırası değil. Evet haklısın. Hadi bitirelim şu yaratığın işini. Hayır, hayır. Nasıl olur bu? Bir koydu, uçurdu resmen çocuğu. Arda, kaç, canını kurtar. Bana hiçbir şey yapamazsınız sizi sersemler. Hayır, benim arkadaşıma zarar vermene izin veremem, anladın mı beni? Bize bulaşmakta büyük bir hata ettin Warden. Gel bakalım. Hayır, olamaz. Ne olursun bırak beni, ne olur. Hayır Arda kardeşim. Gösteririm ben sana, görürsün sen şimdi. Al sana. Seni sersem senin o ezik silahların bana zarar veremez. Anladın mı beni? Hayır, hayır, olamaz. Hayır. Ne istiyorsun bizden? Niye geldin buraya? Sizden taşımı istiyorum. Derhal o taşı geri verin, yoksa sizi öldürürüm. Ne taş mı? Rüyanda görürsün. Hayatta vermeyiz o taşı sana. O taşta benim çok büyük planlarım var. Anladın mı beni? O zaman ölmeyi seçtiniz. Öleceksiniz. Bebek asker, manyak mısın oğlum? Görmüyor musun? Adam ciddi. Çabuk o taşı geri ver, yoksa öldürecek beni. Sonra seni de öldürecek. Hadi çabuk ver şu taşı neredeyse. Arda ben üzgünüm. Ama o taş benim için çok önemli. Veremem. Manyak mısın oğlum? Benim canımdan daha mı önemli? Ver diyorum şunu. Görünüşe bakılırsa arkadaşın seni burada terk ediyor. Arda, üzgünüm kardeşim ama benim hemen gitmem lazım buradan. O taşı veremem. Artık tek başınasın. O velet kaçtı. Şimdi bana ya taşın yerini söylersin ya da ölürsün. Ama taş bende değildi ki. Ondaydı. Taş ondaydı, o yüzden kaçtı zaten. Yalan söylüyorsun. Taş nerede? Yemin ederim bilmiyorum. Bebek askerdeydi işte. O da alıp kaçtı. Ne olursun bırak beni. Ne olur zarar verme bana. Benim bizde ailem var. Kapa çeneni. Şimdi benimle geliyorsun. Hiçbir yere gidemezsin. Ben o taşı ele geçirene kadar da benimle kalacaksın. Hayır, hayır, olamaz. Hayır. Hayır ya, hayır, olamaz. Warden Arda'yı alıp gitti. Onu orada terk ettim. Bunu yapmamalıydım. Ama o taş gerçekten çok önemliydi. O bana çok lazım. Arda umarım bunu anlar. Şimdi Arda için destek çağırmam gerekiyor. Yoksa onu kaybederiz. Ölebilir. Eğer Warden Arda'yı öldürürse vicdan azabından yaşayamam ben. Onu kurtarmam lazım bir şekilde.
Arkadaşlar siz de destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Eğer like atıp videoya abone olursanız Arda'yı kurtarma şansım daha da yükselir. Hemen gidip bu durumu Elif'e ve babama anlatmalıyım. Onlardan destek almam lazım. Yoksa Ordu'nun Arda'yı öldürecek.